Merhaba, merhaba benim bir tanecik değerli takipçilerim. Yeni bir günden hepinize merhaba canlarım. Nasılsınız bir tanelerim? Ben de çok şükür iyiyiz Allah'ın verdiğine şükür. Güneşi bu sefer kesin batırdım bir tanelerim. Gitti güneş. Biraz geciktim. Kedimin biri rahatsızlandı. Onu veterinere götürdüm. 3 gün iğne yapılacakmış canlarım. İdrar yollarında sorun varmış. İdrarında kan gördüm. Korktuk yani, çok korktuk. Kum döküyor olabilir dedi. 3 gün iğneye götüreceğim bir tanelerim. Geldim. Hazırlıklarımı yaptım. Ateşimi yaktım fazlaca karanlık olmadan. Çiçeklerimi akşam sulayamadım. Öğlen çıkıp sulamıştım bir tanelerim. Hepsi gayet mutlu. Güzel güzel büyüyorlar bir tanelerim. Çiçekli veriyor artık biberlerim. Bamyem çiçek veriyor. Geçen de ot zannetmiştim. Bakın canlarım. Şunlar. O kadar çok çıktı, o kadar çok çıktı. Çoğunu çektim. Bugün anladım ki onlar küncü bir tanelerim. Küncülü bazlama yaptığımda küncüleri attığımı hatırladım, içlerine artan küncüleri. Bir yerlere atmayayım dedim. O kadar çok çıktı ama kokluyorum, bir şeye benzemiyor. Hani zehirli gibi kokuyor, garip bir kokusu var. Bugün büyüyünce yanlarda kalanlar küncüymüş. Öyle de güzel şiddetli büyüyor. Ateşimi yaktım canlarım bir tanelerim. Bayağı geciktik, akşam oldu. Güzel böyle ortam sessiz. Ateşim güzel tütüyor misler gibi. Ben şimdi yemeğime geçeyim bir tanelerim. Canlarım, dün patates oturtması yapmıştım. Yemeğimizin yarısı duruyor bir tanelerim. Ben de şimdi ne yapacağım? Güzel sarımsağımı çektim. Bir kökünü daha çektim yoğurdumun içine. Şöyle bol sarımsaklı. Bir kökünü çektim ama kökü bayağı büyümüştü. Bayağı sarımsak gibi olmuş yani, kök sarımsak. Biberlerim vardı. Charleston biberi, köy biberi doğradım. Burada da yine yazdan kuruttuğum süs biberlerim, bir tanelerim. Bakın, kurutmuştum. Ben şimdi onları hafiften haşladım. Hepsini birden şöyle güzel biber kavurması yapalım. Bol da sarımsaklı yoğurdunu dökeyim. Yemeğimiz de var. Bugün böyle oldu bir tanelerim. Geciktim yani, veteriner bayağı uzak. Git gel anca. Hemen ben şimdi ateşime koyuyorum. Buraya koydum mu canlarım bir karanlıklık oluyor. Niye oluyor bilmiyorum. Ateşim yandı. Güzel şöyle bir. Güzel yerleyeyim şöyle bir. Aslında önce bir tavamı koymadan yerleyeyim. Kül uçmasın. Sonra kül geliyor içlerine. Bakın o kadar güzel yanmıştı. Hemen küsüyor. Hemen küsüyor. Sizler ne yaptınız? Bir tanelerim, nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ım hepinize iyilik, sağlık, sıhhat versin canlarım. Hemen şimdi ateşim, bakın, yandı. Malzemelerimi alayım. Sanki birazcık hiç beni çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyorum. Şöyle yapıyorum.
çok yoruldum canlarım. Yani yoruldum deyince artık şey oluyorum da. Bu kediye hani üzülünce ben daha çok yoruluyorum. Neyse ki çok şükür inşallah iyi. 3 gün iğne yapılacak. 3 tane iğne yaptı bugün. Her tarafımda his olmuş. Bakın bir taneleri. 3 tane iğne yaptı. Yarın yine gelecek dedi. Öbürsü gün yine gelecek dedi. Zor oluyor bir tanelerim. Uzakta. Oğlum. Papi gel aşkım. Tavuk istiyorlar canlarım. Tavuk yapmam gerek. En kısa zamanda tavuklu madde yapmazsam küsüyorlar. Hepsi de küsüyor. Şöyle birazcık ya kızartma gibi değil be. Sote gibi yapacağız. Biber sote. Artık mevsimi bol bol yaparız, yeriz. Acı değildi biberlerim. Şeydi. Charleston ve köy biberi. Bu da acı olmuyor. Acı olmayınca da hiç yenmiyor bizim evde. Birazcık bunu yapayım çünkü kırmızı biberimi haşladım. Yemeğimiz de çok, bakın bakın canlarım bakın. Biberimin birini de pişirmemişim. Şöyle hemen çatalla çünkü odun elledik. Yıkıyorum da bir tanelerim işte. Her sabah buraları yıkayınca onların üstüne de tutuyorum. Tabii kedi var burada. Kıl olur, tüy olur. Buna koymuyoruz. Birazcık orası şey olmuş, yumuşamış gibi olmuş. Yani... Şöyle hızlı olması gerek bunun. Çatır 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 misler gibi olması gerek. Onun için fazlaca koyayım ben. Tuğlasını da düşürdüm herhalde. Bu tuğlalarım arada düşüyor bir taneleri. Şey istiyorum. Bu köy toprağı istiyorum bu. Tabii ki çiçek toprağı değil. Kirli toprak. Kirli toprağı hamur gibi yapıp bu tuğlaların arasına, yoksa çimentoyla dolur da olmaz, çirkin olur, doğal olsun bu taş tuğla, doğal olduğu için. O zaman bu tuğlalar hiçbir şekilde düşmeyecek. Bazen odunu iteklerken korkuyorum, düşüyor arkadan. Ateşten elini çekmeyeceksin canlarım. Elini çektiğin an ateş böyle. Tüp gaz gibi değil. Yanıyormuş alttan da. Buradan duman tütünce yanmıyor zannettim. Ateşim harlandığı an biberim anında pişer. Kolay, her yemeğin yanına yapın, çok lezzetli. Sadece sarımsaklı yoğurtla yapıyorum. Sarımsaklı domates sos yapıyorum, o da çok güzel oluyor. Tek yemek yerine de yenir yani, illaki yemeğin yanına da değil. Bugün de nazlanası tutuyor işte, bazen nazlanası tutuyor bunların da. Böyle bir tanelerim. İşte güçtü, uğraştım işte, koştur. Anneciğim bilmiyor bir şey.
Çok yoruyor beni bazen anneciğim. Dediğimi unutuyor. Yemek yediriyorum, biraz sonra niye yemek yedirmiyorsun bana diyor. Anneciğim biraz önce yedin diyorum, bak çok da zararlı diyorum. Çünkü annemin tansiyonu var. Oğlum sen nereye gittin? Nasıl merak ettin bak ha? Yemin ederim yani konuşamıyorum şurada. Bir daha. Geçen de bu bir gün kayboldu canlarım. Sabah yok oldu. Akşam 11 gibi falan yani. O zamana kadar canımdan can gitti. O kadar korktum, o kadar üzüldük. Oğlum benden beter. Ya kız kardeşime de söylemek zorundaydım. Aradım, söyledim. Çünkü ertesi gün gelecekti. Biz şşt, şşt, sakın kovalamıyorsun. Sen kovalıyorsun onu değil mi? Korkutuyor, kaçırıyor bak. Çok ayıp ya. Hayır, hayır. Oğlum al. Ya bak vallahi döveceğim ben sizi. Dur. Canlarım bir dakika alıyorum. Birini eve koymam gerek. Biri kovalıyor onu. Bak parmağım da önüne geldi. İki sakin saniye. Kedimi koyup geliyorum. Niye kovalıyorsun kardeşi? Kardeş korkuyor, kaybolacak. Canlarım işte geçen de bir kayboldu. Sabahtan akşama kadar ne yediğimizi hiç bildik, ne içtiğimizi. Yemedim de ben yemek falan. Bazen diyorlar ya hani bu kadar yemek yapıyorsun, zayıfsın. Yemin ederim bunlar yüzünden zayıfım. Yok o hasta oldu diye üzülüyorum. Yok o bir ara kayboluyor, bulamıyorsun. Gelene kadar tabii ki neler düşünüyorsun, aklından geçiyor. Şimdi de onu bak. Biraz bulamadım Demir, enerjim bak düşüktü. Demek ki bu kovalıyor. Bu büyük kendini evin lideri olarak görüyor. Neyse biz yemeğimize geçelim. Bir tanelerim canlarım. Bir tanelerim benim. Buz gibi hava vallahi bu sene Adana. Adana değil canlarım. Yaylaya maylaya gidemiyorsak Allah'ım yaylayı ayağımıza getirdi. Şöyle birazcık karıştıracağım şimdi. Bakın canım bakın. Oğlum. Kaçak. Kaç. İyi ki orası var canlarım. Orası güvenilir. İki tane genç kızı oturuyor. Canlarım oturuyor. Ondan da kedileri var. Oraya geçiyorlar. Buradan kolay yani geçmek. İncirden ve şeyden geçiyorlar. Şuradan hemen. İncirin arasından geçiyorlar. Biberimiz güzel kızarıyor bir tanelerim. Sıçrar diye de birazcık yaklaştırmak istemiyorum ekrana. 2 dakikada canlarım ateş yansın. Yeter ki yansın. Bazen beni üzüyor bu ateş. Böyle işte bir tanelerim şöyle mis gibi kulübeme bakıyorum. Çiçeklerime bakıyorum. Güzel yani çok güzel. Çıkın çıkın gelin bir tanelerim. Çıkın çıkın gelin. Ne isterseniz yaparım. Ne isterseniz. Ateşimin başına geçerim. Severim çok severim. Yapmayı. Şimdi hemen canlarım. Kırmızı biberimi de koyuyorum. Çünkü bu biber tatlı. Tatlıyı da yiyemiyoruz canlarım. Siz tatlı mı seviyorsunuz? Acı mı? Acı yiyemeyen var. Tatlı yiyemeyen var. Maşallah bizde tatlı yiyen yok. Bu bildiğin bu Meksika biber denen büyük iri süs biberi. Yazın fazlaca alıyorum. Kurutuyorum. Sonra buzluğa kurutmadan da buzluğa koyduklarım var. Hani onu da hemen çıkarıp yemeye. Siz sever misiniz canlarım biber kızartmasını? Ya biber kızartması derken ya bütün kızartma türlerini aşırı seviyoruz da. Bu zaten yağsız yapıyorum canlarım. Çok az bir damlatıp, yani biber yağda biber kızartması değil bakın. Sadece sotelenecek kadar
Normal kızartma yaptığımda da biber yağı fazla çekiyor ya. Şeye koyuyorum, kevgire koyuyorum aldıktan sonra fazla yağını süssün diye. Ama böyle küçük doğradığında güzel oluyor. Karıştırarak yaptığımız için tüm biberi tabii ki döndürerek yaparken zor oluyor. Oh, şöyle çiçeklerimi izleyeyim canlarım. Çok seviyorum ben. Bir tanelerim. Bakın canlarım, burada soğan. Bakın soğanıma bakın. Tohum vermiş. Böyle kıyamıyorum. Bakalım tohumu olacak mı? Limon çekirdeğe mi bakın. Bakın canlarım. Hızla büyüyor. Hepsini ekeceğim. Hepsini ekeceğim. Daha çok şey olur da işte arada bir sulamadığında, yani geçen sene belki sene benim eskiden damda nelerim vardı. Annem çok hastaydı o zamanlar bir tanelerim. Arada çıkamadığımda, sulamadığımda direkt kuruyordu. Allah korusun, esirgesin de kurban olduğum Allah'ım, biz de rahat çıkalım buralara. Yani 2-3 kere suladığımda kuruma tehlikesi kalmıyor. Çünkü geçen sene 60-70'i gördü yani Adana. Bu sene ama şu an oldu, hala çok güzel. Çok güzel, hani tamam sıcağı güneşte çıkarsan gene yanar, herkes yanar. Bunlar büyümedi bir tanelerim. Çünkü karınca bunu basmış. Bir takipçim demişti, kahve telvesi dökün. Bak döktüğümden beri karıncalar yok ama bu, çünkü burada her şey daha büyük olurdu. Çok büyük toprağı çünkü. Çok besili, taze bir topraktı. Karıncalıdan kurtardık şimdi bakın. Diğerlerine göre ne kadar, şunlara göre küçük kaldı. Çünkü bunlar artık çiçek veriyor bamyem. Bakın bu arasında görüyor musunuz? Seviyorum canlarım ya. Çok seviyorum. Seviyorum bir tanelerim. Sevdikçe onlar da çiçek veriyor kuzularım benim. Birkaç güne canlarım var ya, hepsi çiçek olacak. Canlarım ya, özür dilerim, kusura bakmayın ya, bunun ayağına ne oldu beni böyle. Canlarım şöyle bir parça gelmiş altına. Allah'ım, gene gidiyor bunun, burası ondan çıkmış demek ki. Özür dilerim bir tanelerim. Arkaya gidiyorduk vallahi. Biberim oldu bir tanelerim. Fazla da ölmesini istemiyoruz renginin. Tam kıvamında. Yine de yağ yok ama yine de yağsız almaya çalışıyorum. Oğlum bak 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 düşüyor, görüyor musun? Hiç sana uyuyor mu? Acı biber yer misin? Güldürdüm inşallah sizleri canlarım, güldürdüm umarım ya. Gene de kendimi dik tuttum gene de bir tanelerim. Arkaya gittik. Canlarım şimdi misler gibi sarımsaklı yoğurdumu da yaptım. Aslında dökmemem gerekiyor, sıcak çünkü. Ben yine de çok az şöyle ortasına dökeyim canlarım. Bunu da biraz canlarım, bence bunun var ya şeyi çıktı, arka altından bir şeyi çıktı. Canlarım ya, kusura bakmayın. Gülmüşsünüz umarım, bir şey olmadı, ne olsa gülün ya, boş verin. Biber kızartmam hazır bir tanelerim. Ateşimi de şimdi söndürürüm. Odunlarımız araya gitmesin. Orada ufak bir kaza geçirdik. Arkaya
Diyorum niye bu sallanan sandalye gibi oldu? İçinden bir parça çıkmış. Ben de diyorum altına mı girdi? Onu yeni aldım ben. Onu benim çaktırmam gerek. Orası sanki ek yapmış. Kırılmış. Sallanan sandalye gibi başım mı dönüyor diyorum. Anlayamadım da. Düştüğümü de anlamadım. Başım dönüyor zannettim ilk etap. Balım. Hadi bay bay et takipçilerimize. Bir tanem. Bay bay et takipçilerimize kuzum. Canlarımız onlar bizim. Canlarımız. Yeni gelen takipçilerim oluyor arada. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum canlarım. Bir kişi benim için 1000 kişi değerinde her zaman diyorum. Yolumuz uzun. Olsun, çabalayacağız. Ödün vermeyeceğiz. Allah izin verirse yapacağız, her şeylerimizi yapacağız. İsteklerinizi de yaparım. Söyleyin siz yeter ki. Bir gün olur, 3 gün sonra olur, 5 gün sonra olur ama yaparım canlarım. Ona göre ayarlıyorum, şey yapıyorum. Böyle bir tanelerim. Biberim pişti. Artık sizinle güzelce vedalaşayım. Bir tanelerim yarına kadar inşallah, bir tane canlarım benim. Hepinizi seviyorum bir tanelerim. Bakın Reyhan'ıma bakın. Reyhan deriz biz yani. Her türüne Reyhan diyoruz Adana'da. Hani değişik değişik isimleri var. Feslen diyorlar. Reyhan diyorlar. Başka var yani 3-4 tane ismi. Bizim burada miniğine, incesine, küçük olanı var. Ona da Reyhan deniyor. Hepsine Reyhan diyoruz. Misler gibi kokacak buralar canlarım. Misler gibi. Diğer Reyhan'ıma da bakın. Buna küçücük ekmiştim. Kurumuş gibi olmuş ya. Ben de bu irinin birini aldım. Buraya ektim. Bu acaba şerbet yaptıklarından. Bakın yaprakların arkası simsiyah. Böyle bir tanelerim canlarım. Kanalımı yeni gören olursa, abone olurlarsa çok mutlu olurum. Sevinirim yani. Hepinizi seviyorum canlarım. Hepinizi. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın canlarım benim. Tüm ailelerinize, büyüklerinize hepsine selamlarımı iletin. Adana'dan sımsıcak kucak dolusu selamlarımı iletiyorum bir tanelerim benim. Allah'a emanet olun canlarım. Sevgiyle kalın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun canlarım.